Değerli nice gazeteci ve akademisyenin suikaste kurban gittiği, ülkenin çıkmaza sürüklendiği günlerdi. 80 darbesi, Türkiye'nin artık her 10 yılda bir başına gelen askeri felaketlerden sadece bir yenisiydi. Ekonomik ve siyasi kriz arasında sıkışmış ülke, askerle siviller arasında süren uzun pazarlıklar arasında adeta harcanıyordu. Sivil siyaset Çankaya için neden bir aday üzerinde uzlaşamadı? 12 Eylül darbesinin ardından çok geçmedi ki Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı yine bir genelkurmay başkanı Kenan Evren oldu. Bu devlet geleneğinin arkasında nasıl bir güç vardı? Reis-i Cumhur belgeselinin bu bölümünde 80 darbesini, halkın ödediği bedelleri tüm gerçekleriyle izleyecek, Çankaya yolunda yaşananlara bugünden tanıklık edeceksiniz.